Evet, Emel'ce lezzetli anlarda bugün görüyorsunuz. Kabarma garantili güzel. Ekmeklerimiz, bazlamalarımız olacak. Balon ekmeği, balon, bazlama. Görüyorsunuz kocaman kocaman kabarıyorlar hepsi. Lütfen videomun devamını da izlemeyi unutmayınız. Balon bazlama ya da balon ekmek tarifimiz için burada aldığı kadar un kullanacağız. Bir paket yaş mayamız var. Bir tatlı kaşığı tuz kullanacağız. Yarım tatlı kaşığı şekerimiz mevcut. Bir su bardağı su, 1,5 su bardağı süt kullanacağız. Dediğim gibi aldığı kadar da un kullanacağız. Yağ kullanmıyoruz tarifimizde. Öncelikle unumuzu kabımıza alıyoruz. Burada 1 su bardağı vardı. İkinci su bardağını alıyorum. Yaklaşık 5,5-5-6 arası bir un alacaktır içerisine. Tuzu etrafına döküyorum. Maya ile bütünleştirmeyeceğim öncelikle. Şekerimizi döküyorum yine. Mayamızı ilave edelim. İçerisine 1 paket yaş maya. Eğer yaş mayanız yoksa kuru mayadan 1,5 paket kullanabilirsiniz. 2 pakete yakın toz kuru maya kullanabilirsiniz tarifimiz için. Orta kısmını havuz açtık. Orta kısmına hemen mayamızı ilave ettik. Öncelikle mayamızı açacağız. Mayamızı açtık unumuzla birlikte. Üzerine 1 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt ilave edeceğiz. 1 bardağı sütümü ilave ettim. Hemen yarım su bardağı daha ilave ediyorum. Yavaş yavaş un ilavesiyle birlikte yoğurdukça, karıştırdıkça un ilave edeceğiz. Tariflerimde gördüğünüz gibi 200 mililitrelik bardak ölçüsü kullanıyorum. En çok aldığım yorumlardan biridir sizlerden ki bu beni çok mutlu etmektedir. Tam ölçü tarifler kullanıyorum. Yani verdiğim bütün tariflerde hepsi tutuyor. Bu beni gerçekten bu şekilde gelen yorumlarınız çok mutlu etmektedir, çok memnun etmektedir. Ben şimdi yoğurdukça un ilave edeceğim. Şu anda 2 su bardağı un kullandım içerisine sadece. Mayanı iyice açıyorum öncelikle içerisinde unla karıştırmıştım. Bütünleşmesini istiyorum. Ardından un ilavesinde bulunacağım. Güzel kabaran pamuk gibi ekmeklerimiz olacak, bazlamalarımız olacak. Kahvaltılarda yiyebilirsiniz. Akşam yemeklerinde tüketebilirsiniz. Garanti güzel bir tarif ortaya çıkacak. Evet. Ben un ilave etmeye devam ediyorum. Evet, hamurumuzu yoğurduk. 5,5 su bardağı yaklaşık un aldı içerisine. Ele yapışan bir hamurumuz var şu anda. Görüyorsunuz. Zaten içerisine sıvı yağ kullanmadığımız için ele yapışması gayet normal. Açarken de hafif bir un kullanacağız zaten. Çok fazla un kullanmamaya özen göstereceğiz. Bulaşamayı göreceksiniz zaten. Şimdi kapağını kapatacağım ve bu havalarda gerçekten eğer evlerimize zaten peteklerimiz çalışıyor, doğalgazlarımız çalışıyor. Peteğin yanına ılık bir ortama koyduğunuzda güzelce pofidik pofidik kabaracaktır, mayalanacaktır. Kapağımızı kapattık. Güzelce az önce aktardığım gibi ılık bir ortamda 45 dakika dinlendirip mayalandıracağız. Daha sonraki aşamaları hep birlikte tamamlayacağız. Mayalanma işlemimiz tamamlandı. Hemen tezgahı alacağız. Tezgahınızın ıslak olmamasına özen gösterin bu aşamada. Çünkü hamurumuz daha çok tezgahınıza yapışacaktır. Böyle bir sorunla karşılaşmamış olacaksınız. Kuru bir tezgahla. Yani tezgahımızı sildikten sonra mutlaka kurulayalım.
un alıyorum. Tezgahımızın tabanını unlayalım. Eşit şekilde bezeleri ayıracağız hamurumuzu. Hamurumuzu eşit parçalara böleceğiz. Dört bir taraftan, dört bir taraftan toplam 8 tane eşit parçaya bölmüş olacağız. Parçamızı da keselim. Toplam 8 eşit parça hamurumuz oldu. Evet. İlk hamurumuzu alıyoruz. Biraz çok un serpiştirmiyoruz. Çok un kullanmayacağız burada. Yoksa kabarmasını engellemiş oluruz. Elimizle yuvarlak bir şekil vereceğiz. Merdaneden yardım alabiliriz tabii ki bu aşamada. Evet, burada bir örtü görüyorsunuz. Bunu gösterme sebebim, açma sebebim. Açtık da bütün hamurlarımızı açtıkça böyle üzerine koyacağız. Bu temsili tabii ki üzerine hemen kapatıyoruz kurumaması açısından. Eğer hamurlarınızı biraz bekletecekseniz üzerini de kapatın, mutlaka kurumasın. Bu işlem açısından bizi etkileyecektir mutlaka ki. Kabarmasını etkileyecek bir durumdur. Ben bezelerimi bu şekilde açacağım. Daha sonra tavamı alıp hep birlikte pişireceğiz tabii ki. Yine orta ateşte yapacağız. İlkini göstermek istiyorum hemen diğeri kıvırırken. Yumuşacık, güzel, pofidik pofidik. Bazlama ekmeklerimiz, evet görüyorsunuz bakın. Videoyu kesmek istemiyorum bu arada. Gerçekten bu kabarmayı görmenizi istiyorum. Kabarma devam ediyor şu anda. Hamurunuzun kabarmasında kullandığınız un, malzeme miktarı, mayalandırmanız gerçekten çok önemli bu aşama için. Hamurunuzun çok da kalın da olmaması gerekiyor. Eğer bezeleriniz hani çok büyük olmasın. Yani yaklaşık şurada göstermek istiyorum. Bezelerimizin büyüklüğü gördünüz zaten.
bu büyüklükte olması gerekiyor. Bu büyüklükte olacak bezelerde oluşturmamız gerekiyor. Daha kalın bezelerimiz, daha büyük bezelerimiz olursa kabarmasını etkileyecektir mutlaka ki. Alt kısmı da güzelce kızarıyor. Görüyorsunuz kabarmalarımız devam ediyor hala. Evet, tersini çevirdim hemen. Diğer tarafımız da yavaş yavaş pişsin. Bakın burası yumuşacık. Kabarmaya diğer taraftan da devam ediyor zaten. Diğer tarafını da yüzünde pişirdikçe. Evet, bu bazlamamızı da kenara aldıktan sonra ben diğerlerini yapmaya devam ediyorum. Ben bunu da göstermek istiyorum. Sıcacık ve yumuşacık puf puflar. Evet, balon bazlamalarımız hazır. Yumuşacıklar görüyorsunuz. Hepsi ayrı, güzel, yumuşacık. Balon gibi de kabardılar zaten. Pofidik pofidik pamuk gibi ekmeklerimiz oldu. Bazlamalarımız oldu. Üzerine güzel bir tereyağlı birlikte, balla, kaymakla birlikte muhteşem gidecekler kahvaltılarınızda. Mutlaka deneyin diyorum. Evet, tarif benden, sunum benden. Denemesi bundan sonraki bütün aşamalar sizden. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.